Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizleri çocukluğunuza götürecek, kokusuyla bile keyfinizi, moralinizi yerine getirecek nefis bir kurabiye tarifiyle karşınızdayım. Dilerseniz hemen bu çok pratik ve gerçekten çok lezzetli kurabiyenin yapılışına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına 2 adet yumurta, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ alarak tel çırpıcı yardımıyla güzelce çırpalım. Malzemeler iyice karıştığında 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 2 adet limon kabuğu rendesi, 1 paket kabartma tozu, 5 su bardağı unun bir kısmını karıştırma kabına ilave edelim ve bir spatula yardımıyla güzelce karıştıralım. Kalan unu da ilave edip hamurumuzu hazırlayalım. Bu kurabiyenin hamuru hafif ele yapışan bir hamur olmalı. Ekstra un ilavesi yapmamalısınız. Bakın şöyle yakından da göstermek istiyorum hamurun kıvamını. Daha fazla un eklerseniz kurabiyeleriniz sertleşebilir. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopararak şekil verelim ve fırın tepsisine yerleştirelim. Tüm hamur bitinceye kadar bu şekilde devam edelim. Ben bu ölçülerle hazırladığımda tam 13 adet kurabiye elde ettim. Kurabiyelerinizin büyüklüğüne göre bu sayıyı değiştirebilirsiniz. Hazırladığımız kurabiye hamurlarını fırına vermeden önce üzerlerine toz şeker serpelim. Önceden 175 derece ısıtılmış fırında alt üst fansız ayarda 25 dakika pişirelim. Dışı kıtır, içi yumuşacık anne kurabiyelerimiz servise hazır. Üzerlerine fındık veya ceviz kırığı kullanabilirsiniz. Ayrıca üzerlerinin daha çok renk almasını istiyorsanız yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Bu tarif için gereken tüm malzemeleri hepsi Express'ten alabilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun.